Efendim bir karı kocayı ağırlıyorum ilk olarak programın ilk dakikalarında. Annesini 45 yaşındayken bulan, bugün 50 yaşında olan ilk konuğum Ümit Hanım olacak. Eşiyle birlikte geldi programa. Nasıl olur diyeceksiniz. Evlatlık veriliyor. Daha sonra 45 yaşındayken, yani bundan 5-6 yıl önce annesini arayıp buluyor ama aslında bulduğu gün kaybetmiş olabilir. Çünkü hikayenin gidişatı öyle efendim. O zaman biz bugün ilk olarak bu konuyla başlayalım ve Ümit Aygün ve eşi Kadir Bey stüdyomuzda. Annesinin üvey çocuklarının elinde zorla tutulduğunu iddia ediyor. Ümit, 70 yaşındaki annesi Hatice Hanım'la yaşamak istiyor. Anneme bana vermiyorlar. Üvey kardeş, oğullukları anneme bakmıyorlar, maaşını yiyorlar. Yaşlı annemi maaşı için göstermiyorlar. Bakın parası alıyorlar. Anamı hiçbir şekilde bakmıyorlar. Anamı sanki görsen sokakta dilenci sanım. Böyle de kötü anamın durumu. Annem bakımsızlıktan ölecek. Rahip annemi getirsin. Ben annemi burada görmek istiyorum. Benim annem mağdur. Ümit annesine kavuşabilecek mi? Birazdan. Ümit Hanımcığım, 1987 yılında halanın oğlu olan Kadir Bey ile evleniyorsun. Evet. İki tane de çocuğun var. Dört çocuğum. Dört mü var maşallah. Allah bağışlasın. Üç oğlan bir kız var. 5-6 yıl öncesine kadar anneni tanımıyorsun, görmüyorsun. Hiç tanımıyordum, hiç bilmiyordum. Olayları bir dinleyelim. Çünkü Ümit Hanım'ın annesi aslında Hatice Hanım şu anda 70 yaşlarında. Ve Ümit'e hamileyken Ümit'in babasını kaybediyorlar. Maalesef rahmetli oluyor ve Ümit hiç babayı da tanımıyor. Babamı hiç tanımıyor. Peki sonrasında nasıl oluyor da evlatlık veriliyorsun Ümit Hanım? Ben 3-4 yaşlarındayken dedem beni yuvaya verdi. Yuvaya vermiş yani. Yurda veriyor yani, evet. Çocuk yurdu, esirgeme evet. Yurdu o zaman. Evet. Ondan sonra oradan beni aldı, birinci sınıfta okuyordum. Aklım veriyor yani. O zaman dedem beni Adana'ya bir yaşlı kadının yanına evlatlık verdi. Yurttan aldı. Sonra evlatlık aldı. Verdi. Onun bir kızı vardı. Onun çocukları, o çocuğu olmuyordu. Beni ona verdiler. O da annesinin yanına bıraktı beni. Ben Adana'da köyde kalıyordum. Ondan sonra anası beni üstüne evlatlık yazdıracaktı ya. Benim kimim kimsem yok deyin. Evlatlık yazdıracaktı beni. O da bizim mal ortağı olacaktı. Komşusu varmış Aksaraylı. Aksaraylı komşusunun da babası babamgille cezaevinde yatmışlar. Tanıyormuş yani babamgili. Oradan dolayı beni buraya gönderdi. Burada dediler halası amcası var dediler. O zaman ben birinci sınıfa gidiyordum. İkiye geçtiydim daha doğrusu. Ondan sonra buraya geldim. Halamın buraya oğluna dediği verdi. Efendim Aksaray'a geliyorsun. Aksaray'a geldim. Yani 9 yaşına kadar aşağı yukarı böyle bir yurt. Ondan sonrasında bir aile. Aynen. Fakat aile mal bölünür vesaire diye nüfusuna geçirmiyor. Halası yani şu anda kayınvalide değil mi kendisi? Evet. Kayınvalidesi olan halasının yanına geliyor. İşte 9-10 yaşlarında. 9 yaşındaydım geldiğimde. O zaman Kadir Bey de tabii çocuk. Siz kuzensiniz aynen yani. Aynen öyle. Peki o zamana kadar dede vefat etmiş miydi? Yok, dedem yaşıyordu. Ben 9 yaşına kadar dedem yaşıyordu. Sonra bir kere geldi Aksaray'dan. Ben köyde kalıyorum ya, köye geldi dedem. Bir daha da görmedim, gelmedi yani. Ümit Hanım, hiç sormadın mı dedene ya da halana, benim annem kim, benim annem nerede? Cevap vermediler. Halam bilmez, dedem de zaten bir kere geldi. O zaman da ben küçüktüm, bilmiyordum hiçbir şey. Sormayı da bilmiyordum. Evet, sormayı da bilmiyordum. Ondan sonra dedem bir daha hiç görmedim yani, gelmedi. Ondan sonra rahmetli kayınbabam çok aradı ama bulamadı. Annemi çok aradı, bulamadı ama yanımızdaymış ama biz bulamadık. Şimdi siz Aksaray'dasınız, anne Konya'da yaşıyor evet. Aslında. Konya Ereğli anne. Bu arada anne galiba ikinci evliliğini yapmış, senin haberin yok. Evet. Oradan çocukları olmuş. İki oğlan bir kızı var orada. Üç tane çocuğu olmuş. Sonrasında bir evlilik daha yapmış. Evet. Onunla çocukları yok. 5-6 sene önce Ümit Hanım nasıl buldun anneni? Bizim oraya biz köylüyük ya, nohutu işledik. Biz saman sürerken bir parayla patozuna sürdürüyorduk. O adam tanıdı beni. Bu annemin ikinci evliliği yaptığı adamın akrabasıydı.
Ondan sonra adam bana dedi ki bizim kayınbaba beni rahmetlik çağırınca Ümit deyin. Bu Ümit demiş benim amcamın karısının kızı demiş. Bizim orada kaldıydı demiş. Ben onun vasıtasıyla buldum annemi ama anneme ulaşamadım. Küçüktüm, bir şeye imkanım yoktu. Biraz da garibanlık vardı. Yani ulaşamadım anneme. Sonra eşimle Konya Ereğli'de olduğunu kardeşim olacak çıktı. Kardeşim olacak dedi ki anne, abla, anam dedi Ereğli'de dedi. Şimdi o zaman ikinci evliliğini, ilk eşiniz zaten Ali'ydi galiba rahmetli babanızın babamın ismi. Babamın adı da Ali. Ali Bey'i kaybediyor hamileyken. Sonrasında kayınpederinin yanında bir süre kalıyor. Dede işte dediğim gibi evlatlık vesaire halanın yanına gelindi. Ve anneyi arıyor bir taraftan ama bu arada anne ikinci bir evlilik yapmış Halil Bey'le. Ondan da üç çocuğu olmuş. İşte kardeşim dediği Ali, o da Ali galiba. O büyük, da Ali Tahir. Büyük Ali buluyor ablasını. Annem Ereğli'de yaşıyor. Evet. O zaman da Tevfik Bey'le evli. O zaman da Tevfik Bey'le evli. Peki sen nasıl gittin? Nasıl bir karşılaşma oldu? O da seni arıyor muymuş? Annem aramayı bilmez Serap Hanım. Benim annem ahraz. El ayağı sakat, yani kafası gelir gider öyle bir şey kendini engelli. Ifade engelli, %100 engelli yani. 5 sene önce de mi böyleydi yani sen bulduğunda da mı bu şekilde? Böyleydi, anasından dualı öyleymiş hocam. Çocuk ana menenjit hastalığı geçirmiş. Evet. Ha menenjit geçirmiş. Hmm. Evet, evet. Ve senin annen... Beni yani şey etmez, hiç tanımaz yani. Ben de onu da öyle şey tanırım, mi? Evet. Ben Tevfik Köşekoğlu rahmetlik sağken iki kere gittim Serap Hanım. Ama adam iyi karşıladı. Hence o öldü, hak dünyaya vardı, ben de varacağım. Ama adam hiç bize bir kötü davranmadı. Bu senin kızın dedi, anama şey dedi. Anne anlamadı ama. Evet. Senin kim olduğunu falan farkında değil. Sonra alıştık. Annem de benim yanıma geldi gitti. Ben de oraya geldim gittim. İki kere gittim oraya. Sonra benim bu üvey kardeşim bana telefon etti. Abla dedi, ana adam ölmüş dedi. Anam arada kalmış dedi. Anama bakan yok dedi. Ben de dedim eşime, gidelim anamı getirelim dedim. Ben oraya gittim, tehdit etti. Ben dedim ki sen kimsin ki bana annemi vermiyorsun? O benim şunu annem. Şunu söyleyeyim, Tevfik Bey'le Hatice Hanım evleniyor ama ortak çocukları yok. Aynen Tevfik öyle. Bey'in önceki evliliğinden 4 tane çocuğu var. Yani Tevfik Bey'in ölümünün ardından gidiyor ki annemi alayım ben. Evet. Onlar vermiyorlar. Vermeyiz diyorlar. Müsaade edebilir mi? Resmen izinlemesi yok. Ama sonra galiba vesayetine geçirmiş. Evet. Oğullarından ben bir tanesi. Ben almaya gittiğimde Serap Hanım, ben onu annemi getirmeye gittim ya. Bu benim elimden alacak diye annemin vasisi olmuş. Şimdi peki annenin bir engelli maaşı olması lazım. Engelli maaşı da var, bir dedemin bakım, maaşı da var. Bakım ödeneği alıyor olması lazım. Bir de ölen eşi Tevfik Bey'den yok. Emek... Yok, onun hayır, emekliliğine değil, yok. Babasından. Babasından, yani evet. Senin anne tarafın dedenden. Dedem, evet. Nasıl olur? Evli olduğu için alamıyor olması öldü lazım. Ya, izinlamesi yok, yok ama. İzinlamesi yok. Resmi nikah yok. Serap Hanım. Tevfik Bey'le de mi resmi yok, nikah yok? Yok, ondan da resmi nikah yok. İkinci evliliğinden de yok. Bunlar dedemin maaşını yiyorlar. Peki nasıl vasi olur? Bir hısımlık bile yok yani akraba. Aynen olur. Öyle. İlla hısımlık olmasına gerek yok. Yakın irtibat içerisinde olmak bile yeterli bazen. Çünkü yakın bir akrabası yok. Bildiğim kadarıyla ölen eşinin çocukları sıfatıyla müracaat yıllarca etmişlerdi. Yıllarca da o evde yaşamış. Yıllarca da o yakın temas içerisinde olduğu ispatlanmışsa mahkeme vesayeti verebilir. Şimdi tabii. Şöyle diyor, Hatice. Ben sen de yoktun ya Ümit yani. 5 sene öncesine kadar sen yoktun. Ben avukatla tuttum. Biliyorlardı. Biliyorlardı. Bulmamıştı ya annesini ha, daha. Hayır, hayır. Bulduydum. Bulduktan sonra adam bu olay ölünce, oldu. Her ben alıp gelmeye gittim ya. Tamam, onu biliyoruz. Demek istiyor ki Hasan Bey, 5-6 yıl öncesine kadar seni bilmiyorlardı. Biliyorlardı. Canım aynı evde mi yaşıyordunuz? Yok. Mesela Tevfik Bey'in hayır, çocuklarıyla... Arayıp buldu ya Ümit Hanım. Evet. O zamana kadar ortada Ümit diye bir kimse çocuk yoktu onlar için. Yalan hocam şu var. Nüfusuna yazılmış nüfustan biliyorlardı bunu. Resmen vardı. Nüfustan biliyorlar. Çünkü nüfusta bir tek Ümit Hanım annesinin aynen üzerine kayıtlı. Çünkü Halil Bey'le resmi nikahı olmadığı için o 3 tane çocuk üzerine değil. Zaten Tevfik Bey'le de nikahı yokmuş. Bunun sebebi şimdi anlaşılıyor. Çünkü Hatice Hanım hiç evlenmediği için sonrasında babasının emekli maaşını almaya devam etmiş. Tabii. Evet. Engelli olduğu için engelli maaşı alınıyor. Bakım parası
ödeniyor tabii bakan kişilere ve vasi tayin ediyor kendini Tevfik Bey'in ilk evliliğinden olan oğlu. Evet. Şimdi toplamda ne kadar bir aylık gelir bilmiyoruz. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. 5-6 bin lirayı bulur. Belki de geçer. Tabii. Belki bulur, de geçer. Geçer. Bunun için mi vermiyorlar annenizi? Bunun için vermiyorlar Serap Hanım. Ben avukat tuttum. Ondan sonra savcılığa dilekçe verdim. Hakim bir kararda, bir mahkemede karar verdi Serap Hanım. Ben dedi, sen dedi il dışında yaşadığın için dedi sana uygun görmüyorum dedi. Öyle mi? Evet. Peki devam edeceğim çünkü bir de orada gittiğinizde bir kavgalar falan yaşanmış. Yaşadım. Bu Tevfik Bey'in oğluyla ilgili. Ciddi bir para tabii, 5-6 bin lira bir gelir aylık. Bunun yanı sıra aklıma şu da geldi. Siz de mi paranın peşindesiniz? Hayır. Mesela. Bilmiyorum. Soracağım. Efendim, Ümit Hanım babasını kaybettiğinde henüz daha annesinin karnındaydı. Hiç tanımadı babasını. 3 yaşındayken dedesi tarafından evlatlık verildi. 9 yaşındayken halasının evine döndü. Ve 45 yaşlarındayken aşağı yukarı bugün 50 yaşında ve annesini buldu. Annesi 3. bir beraberlik yaşıyordu. Deni nikahla çocuğu olmamıştı ama evlendiği, beraber olduğu Tevfik Bey'in 4 tane çocuğu vardı. Annesi %90 engelliymiş efendim. Zihinsel olarak da kulak duymuyor. Evet, yani bir evet sürü engeli varmış. Ve bir süre sonra, birkaç ziyaretten sonra Tevfik Bey'in de vefat ettiğini duyunca gidiyor, ben annemi almak istiyorum diyor. Fakat Tevfik Bey'in önceki evliliğinden olan çocuklarından, oğullarından bir tanesi diyor ki hayır, biz onu sana vermeyiz diyor. Hatta almak istediği için de kendisini Hatice Hanım'a vasi tayin ediyor. Hatice Hanım'ın ne özelliği var peki? Bakıma muhtaç bir kadın. Bunun yanı sıra şöyle bir cazibesi var anlaşılan. Bir, babadan kalan maaşı var. Hiç bir daha nikah yapmadığı için engelli maaşı var. Bir de bakım parası alıyor onun etrafında ona bakan kişiler. Ümit Hanım ve eşi gidiyorlar almak için. Orada bir kavga olmuş. Kadir Bey, bir anlatır mısın kardeşim? Şimdi biz vardık, oğlum, gelinim, bu gördüğümüz beraber. Oradan sonra vermezdik dediler. Kadını kandırdılar. Riyat edeyim. Şeyin gelin, yani şeyin Rahib'in karısı. Rahib'in karısı şey, işaret ediyor. Bunlar seni kesecek, gitme diyor onlar. Oraya gitme evet diyor. Şöyle demedik. Feryat ediyor. Hocam. Peki bayağı böyle arbede mi yaşandı? Yok, evet, arbede hafiften hastanından da yaptık. Böyle bir araya geldik. Ben attım, dönüşecekler. Çocuklarımın başı belaya dedi, gelecek. Polise gidelim. Ben dedim gereği yok. Ne gider? Bir de bayram günüydü. Ben yani dedim illa polise geldik, gidelim, polisin anı alalım dedim, gitmedi. Yani orada benim de hatam var. O zaman şey olmayıydı, vasisi olmayıydı. Şikayetçi olsaydınız diyorsun, vasi atanmazdı. Ha. Daha atanmamıştı çünkü. O zaman atanmamış. Peki Ümit Hanım, sen orada annenin ve sen Kadir Bey iyi bakılmadığını mı düşünüyorsun? Aynen öyle Serap Hanım. Ne gördün? Ben her şeyi gördüm. Her şey. Anneme hiç bakmıyorlar yani. Ama sen iki defa gittin oraya değil mi? İki defa gittim ama ne ben gördün? Üçüncü aldı. Annemin üstü başı deli gibi. Sırtı, başı. Hiç adam yani, 66'da köyden ele ele koşmuş gelmiş. Köylü olanlar bilir. Sığır kuyruğu derik. Onunla örtülü evin üzeri. Bir de laylon çekmişler. Kamış ne yok. Yalnız kendi oğlanın evi lüküs. Yani öyle bir ev nerede var yatıp kalkıyor anne mesela? Annem böyle bir tuvalet gibi, küçücük bir oda gibi bir şey yapmışlar, onun içinde kalıyor annem. Annem onun bunun evinde kalır, yatar kalır. Yani, yani hayvan damı gibi bir şey yapmışlar. Aynen. Onu aynen yerleştirmiş şey, evet. Evet, evet. Tevfik Bey şey hayattayken de orada mı kalıyordu? Aynen orada kalıyordu ama evi yıktılar adam ölünce. Yani adam bayağı büyüyordu, ufatmışlar. İki oda bir salondu ama adam ölünce yıktılar, küçük bir gözalı koymuşlar. Ümit Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Tevfik'in büyük oğlu vasi olarak atandı annenize, doğru mu? Önemli değil. Hayır, önemli değil. Peki bu annen vesayet altına alınırken mahkemeden sana bir tebligat gelmiş olması lazım. Gelmedi. Hiçbir şey yani gelmedi. Çünkü Serap Hanım şöyle bir şey vardır. Çünkü bir vasilik davasıyla ilgili olarak mahkeme nüfus kaydına bakar, en yakın akrabalarını çağırır. Bir tane kızı görünüyor zaten. Bir türü yani alt soydan bir çocuk varsa mahkeme der ki ey işte Ümit,
bak senin annene vasi olarak talip olan birisi var. Ne diyorsun? Haberin var mı? Haberin var sen mı? Sen talip olur yani musun? Yani böyle bir durumda haber Serap vermeden mahkeme yürürse hiç alakasız kişiler alakasız kişilere vasi olarak tayin edilebilir. Sonrasında zaten Serap Hanım, ben avukattan sen avukat öğrendim. Tutunca öğrendin bunu. Evet. Basit avukat söyledi edildiğini. Bana bunu. Yani apar topar vasilik abi, çıkar apar topar karar. Olmuş yani. Peki annesinin ikinci bir beraberliği olmuştu nikahsız. Oradan da üç çocuğu var. İşte zaten onlardan biriyle de Ümit Hanım irtibat kurmuştu. Yani üvey kardeş, anne bir baba ayrı. Diğer çocuklarla görüşmüyormuş ama bu Ali kardeşinle görüşüyormuşsun. O da destek oluyormuş. Adam vefat ettiğinde benim bu üvey kardeşime vermişler. O 15 gün durmuş annem orada. Konya'da. Üvey kardeşim yanında Konya'da. Oradan almışlar götürmüşler geri. Şimdi o Ali telefonda, bir de ondan dinleyelim bunu. Ali Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Ali Bey, siz annenizi Tevfik Bey'in yanındayken kaç kez ziyaret ettiniz? Genelde senede gidiyordum yani ziyaretine. Evet. Yani şimdi adam öldü. Adam öldükten sonra bunlar beni aradılar. Annenizi gel götür, biz bakamayız dediler. Evet. Ben gittim apartmanımdan kamyon kiralı. Gittim eşyalarını vardım atmışlar. Biraz darp etmişler o rahatımın hanımı. Darp etmişler annenizi. Evet, kamyonun altına götürdüm. Kamyon şoförü de şahit buna. Evet. Vardım üstü başı başı. Sen ağlıyor eşyalar dışarıda. Neyse de apar topar geri aldım geldim. Aradan 2 ay mı geçti, 3 ay mı geçti? Bunlar biz götüreceğiz. Niye götüreceksiniz anısınız? Kovaladınız bunu, sokağa attınız. Gel götür anneni dediniz. Şimdi ne değişti de yani? Ya Allah Allah. Ben müsaade etmiyorum. Her onların özürlü bir çocuğu var. Böbrek nakli olmuş. Sürekli Konya'ya gelip gidiyor bunlar. Her gelmelerinde uğruyorlar bana. En sonunda annem de istiyor gitmeyi sürekli. Çünkü annem benim evim sağa sola bir yere çıkamıyor. Orada mahallede komple dolaşıyor mahalleyi. Herkes tanıyor annemi. Alışık oraya. He, oraya alışık. Yalnız adam ölmüş. Resmi bir nikah yok. Bu çocuklarına herhangi bir kan bağı yok. O gün kovaladınız. Dışarı attınız. Geldim götürdüm ben apar topar. Şimdi ne değişti dedim yani. Neden şimdi acaba yani ya işte biz rüyamıza giriyorduk. Babam bize şey yapıyor da bilmem ne de. Ya arkadaş o gün yok muydu babanız sizin dedim. Yani derdinize neydi o gün kovaladım. Şimdi girdim götürmek için her türlü gayreti gösteriyorsunuzdu. Vallahi gelen duyumlara göre herhalde biz... Ereğli'de bir çiftlik yer var. Çiftlikte oraya mandırada bir yerde ufak bir yerde kalıyormuş. Yerinde bilmiyorum çiftliğin. Yeni hastane yolundaymış. Ali Bey niye verdin? Vermeseydin keşke. Ya vermesi her gün geliyor. Annem de bana aşırı şekilde ızdırap veriyor. Nasıl bir yani ızdırap? Yani gideceğim, gideceğim, gideceğim diye. Alışık. Kaç yıl kaldı acaba Tevfik Bey'in yanında? Yaklaşık 14-15 sene kaldı. Şimdi 15 senelik alışkın olduğu bir düzen, işte evet. Tanıdığı yüzler vesaire. Bir de engel... doğma büyüme oralı ya, Ereğli ya. Tabii. Bir de şey, yani engelli olduğu için de bunlar onun için önemli. Herhalde tabii. Hemen uyum aynen sağlayamıyor değil, hani değil mi hocam? 3 yaşında ya, bir çocuk değil, gibi düşünün. Ben çocuklarla kızıyorum. Madem kovaladınız geri niye götürüyorsunuz? Duyduğunuz arttıktınız o gün. Her şeyi çeviren o rakibin hanımı. Peki senin yanında Ali Bey ne kadar kaldı Hatice? Benim yanımda 7-8 ay kaldı. O dönemde maaşını ve engelli maaşını, emekli maaşını, bakım parasını siz mi aldınız? Ben bakım parası almadım. Sadece normal maaşını çekiyorum. Engelli maaşını ve bakım parasını onlar almaya devam ediyorlardı. Çünkü ikametgah değişikliği bildirilmedi, başkasının yanında olduğu söylenmedi, doğru mu? Valla onlar herhalde normal maaşını çekiyoruz. Diğer paralarını bilmiyorum ben. Bu engelli maaşı ve bakım ücretini alabilmeleri için öncelikle aralarındaki bakan bakıcı ilişkisinin tesis edilmesi gerek. Onun için vesayet altına almışlar zaten. Bu maaşları alabilmek için vesayet altına almışlardır. Şimdi şöyle bir şey var. Bir saniye. Ben şimdi noterden şey çıkarttım bir de. Muhtarı şahit götürdüm. Oradaki azamları şahit götürdüm. Konya'daki mahallemizdeki bu noterden ben bunu vaatliyim diye şey çıkardım kağıt. Şimdi bir saniye Hasan Bey, şimdi nikahı yok ya Tevfik Bey'le, zaten 15 sene orada yaşadı ya, zaten birisi adına bir şekilde bir engelli maaşı ve bakım parası alınıyordu belli. Tabii. Ki birisini orada atamışlardı yani bakımını yapıyor diye, dolayısıyla
o oğlunun evine gittiği halde bakım parasını almaya orada devam etmiş olabilirler. Olabilir. Ama banka kartı elinde olduğu için tabii, maaşı bu sefer ne oldu? Ali Beyler çekmeye başladı. Tabii. Yani o maaş kesildi öbür taraftan. Tabii, tabii. Ama diğer ödenekleri almaya devam ettiler. Sonra anneniz bir şekilde o da gitmek istedi ve gittiler. Peki sonra ziyaretine gittin mi Ali Bey? Nasıl bir ortamda yaşıyor annen, gördün mü? Gittim, annem bana test davrandı. Tamam mı? O zaman kendi başına aynı tek gözlü yerde kalıyordu. Şimdi oranla tüm yıkılmış şeye verilmiş kooperatifte. Şu anda durumu ne bilmiyorum. En son sorduğumda bir tane mal çiftliği vardı, hayvan çiftliği bunların. Orada o mal hayvan çiftliğindeki bakıcılarla beraber orada kalıyormuş diye duydum. Çünkü yerini bilmediğim için gidemiyorum adrese. Nerede olduğunu ya siz annenizin böyle yaşadığını, böyle bir ortamda olduğunu bilip de nasıl duruyorsunuz Ali Bey ya? Bak Ümit Hanım duramamış buraya kadar gelmiş. Sen nasıl duruyorsun annen? Ahırda yaşadığını söylüyorsun annenin ya. Vardım bak. Anlamıyorum. Varman yetmez, alıp getireceksin ya. Bir de istismara da oluyor olabilir orada yani. Mahkemeye çıktım. Cemile şikayet ettim. Ben bir çoğunu çıkaramadım. O nasıl çıkaracak ki? Peki. Ya ben bulamadım. Ben hanımı aradım bak. Rahat'ı telefonla aradım. Kadın bana hakaret etti telefonu. Rahat kendisi kaldırmadı telefonu. Şimdi bir de bir soru soracağım. Bunun cevabını alacağım ama cevabın hemen ardından bu konuya bir şimdilik virgül koyacağım. Karşı tarafı da dinlemek istiyoruz çünkü. Senin Ali Bey annenle ilgili, bu 70 yaşındaki annenle ilgili orada bir istismara uğradığı şeklinde bir iddian olmuş. Doğru. Bu senin gözünün önünde yaşanan bir şey mi oldu? Vallahi onu ben gözümle görmedim. Sadece bana gelen dediler ki orada bana bakıyor. Örgümden çiftlikte yaşıyor, perişan durumda dediler. Hayır, başka bir şeyden bahsediyorum. Onu bilmiyorum. Şimdi gözümle görmedim. Hayır, literatürde tüm bu saldırıların, istismarların %5'i zihinsel engelli ve yaşlılar üzerinedir. Sahipsiz olanları özellikle. Ya benim anlamadığım nokta şu. Çünkü yani bunlar şikayet edemeyecekleri için hedef Ali konumunda Bey, oluyorlar. Ali Bey, ben başka bir şeyden, yani hocamın söylediğinden bahsediyorum. Ya ben anladım da onu gözümle görmedim. Ya bizim arkadaşlarımıza böyle bir iddiada bulunmuşsun. Ümit Hanım'a da söylemişsin. Benim annem orada istismara uğruyor bu kişi tarafından demişsin. Nereden duydun ya da çok ağır bir iddia bu. Niye böyle bir şeyi ortaya attın? Sadece ya öyle bir şey demedim, bir yanlışlık var herhalde. Dedin. Sadece kendi kayınım dedi ki bak bu annem oradaki durumu iyi değilmiş, aklıma başka şeyler geliyor. Böyle söyledikçe şüphelerle olmaz ki bu. Bunu söylemişsin. Ama ben gözümle görmediğim bir şey söyleyemem. Tamam. Şimdi ben o ya bu anneniz ya, gözünüzle görmeniz mi gerekiyor? Birisi annenize bir şey yapsa yani nasıl durabilir insan bu? İnsan ya en büyük namus şimdi şey. Orada bak anlaşılmadığımız bir nokta var. Annem vardı mı bizi kovalıyor. Ya kovalar zihinsel özürlü çünkü normal değil yani. Peki şimdi buraya bir virgül koyuyorum. Böyle bir bunun iddiası bile, bunun iması bile bir evladı oraya kapıya nöbetçi diker. Tabii. Yani akraba diyor ki aklıma bin bir türlü şey geliyor. Koymuyorlar diyor. Hanım, koymuyorlar. Bunun altında da bazı acayip durumlar yatıyorsa bunu araştırman, gitmen, orada nöbet beklemen lazım. Tabii. Ali Bey'e söylüyorum bir erkek evlat olarak. Savcılığa gitmen çok lazım. Çok ağır bir iddia ve savcılığa kadar gidip bunun, çünkü eğer böyle bir iddia doğruysa bunun delilleri de vardır. Tabii, yani tabii. O kadın tabii bir muayeneden geçirildiğinde bunun delilleri de onu duyduğun dönemde gidip ortaya koymanız gerekirdi. Anne böyle durumda ben bilmem ne oluyor, avukata kavga ediliyor, söyledim. Karakola gidilmiyor, şikayetçi olunmuyor, savcıya gidilmiyor. Şimdi anne deniyor ama 5-6 bin liralıkta bir gelirden bahsediyoruz. Bunun peşinde mi herkes? Devam edeceğiz. Karşı tarafında tabii ki söz hakkı var. Onu da dinleyeceğiz.